Manşete hoş geldiniz. Hafta sonu Mustar ailesi olarak toplandık ve yayın planında değişiklikler yaptık. İki anonsum var, programı onunla açacağım. İlki bu. Bundan böyle manşet programını pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri Türkiye saatiyle sabah saatlerinde ekranlara getireceğiz. Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakış programı ise pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma haftada dört gün öğleden sonra Türkiye saatiyle yayında olacak. Yine Özgür Düşünce programı Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ün katılımı ve ekonomi analizleriyle haftaya ışık tuttukları program salı akşamları yayında olacak. Daha önce çarşamba sabahları yayındaydı. Yine Erhan Başurt'la Perde Arkası programı çarşamba ve cumartesi günleri yayınlanacak. Sadece pazar günkü gerçek ekonomi programının saatinde bir değişiklik, gününde ve saatinde bir değişiklik. Yapmadık. Profesör Doktor o artık bir fenomen. İbrahim Öztürk Gerçek Ekonomi programıyla pazar günleri alıştığınız gün ve saatte ekranda olacak ve yine sokak röportajları da haftaya e, renk katacak. Pazar günleri yayında olacak. Her hafta pazar günü taze, sıcağı sıcağına bir sokak röportajıyla Türkiye'nin nabzını tutmayı sürdüreceğiz Mustar ailesi olarak. İkinci anonsum da şu: Bu yayınları beğeniyorsanız ve daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Beğeneceksiniz, abone olup bildirimleri açacaksınız ve hemen altta yayınların altına yorum bırakacaksınız. Bir emoji ile ya da iki kelime ile bir yarım cümle ile olabilir. Sorularınızı da yazın elbette. Duymak istediğiniz şeyleri, öğrenmek istediğiniz konuları onlara cevap verelim. Bir yerde hata yapmışsak bizi düzeltin. Ya da e, Ekleyeceğiniz bilgilerle programa, yayınlara katkıda bulunun. Bununla gerçekten YouTube algoritmasını da hareketlendirecek ve çok sayıda kişiye, olduğundan daha çok sayıda kişiye bu yayınların ulaşmasını temin edeceksiniz. Bu, bu anonstan sonra başlayalım. Geliyor gelmekte olan, benim lafım değil, geliyor gelmekte olan esasen son aylarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla kullandığı ve artık bir slogan haline getirdiği cümle. Fakat bugün bu cümleyi KC'ye yazmamın nedeni Sedat, Sedat Peker cephesinden gelen yeni bilgiler. Onu da Erk Acerer verdi. Pazar günü öğlen saatlerinde bir dizi tweet attı ve orada yargıda ve emniyetteki bir takım hareketlenmeden Sedat Peker'in iddiaları üzerine... Yargı mekanizmasındaki hareketlenmeden bahsetti. İlginç şeyler oluyor dedi. Yargıyla emniyet arasında e, enteresan bir e, Sedat Peker talimatı gidip gelmiş. E, i̇ddiaları araştırın, tutanak düzenleyin diyor yargı emniyete. Özetle emniyetse... Bunun üzerine panikliyor tıpkı 17-25 Aralık polislerinin başına gelen gibi bizim de başımıza gelecek var hepimizi tutuklarlar diye bir telaş oluyor. Devamla Erk Acerer bunu biraz detaylandırmış diyor ki Sedat Peker'in yalanlanamayan iddiaları konusunda önemli bir kıpırdanma oldu. Halkın Kurtuluş Partisi, Sedat Peker'in iddiaları konusunda yargıya en başından beri suç duyurusunda bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Peker'in 7. videosu diyor. Halkın Kurtuluş Partisi'ne bakalım. Halkın Kurtuluş Partisi bir komünist parti. 2015 yılında, işte 2005 yılında kurulmuş 17 yıllık bir parti. Nurullah Ankut, Kurucu genel başkanıymış. Gerçekten Halkın Kurtuluş Partisi'ni de Nurullah Ankut'u da ben bugüne kadar duymadım. Siz de pek duymamışsınızdır. Ama bu tweet dizisi üzerine artık bilmeyen kalmadı. Öyle görülüyor. Bu da internet sitesi. Bir haber sitesi olarak dizayn edilmiş bir internet sitesi de var. Halkın Kurtuluş Partisi'nin. Şimdi tekrar dönelim Erk Acerer'in tweetlerine. Özellikle Halkın Kurtuluş Partisi'nin suç duyurusunda Sedat Peker'in geçtiğimiz yıl kaydettiği 7. 7 yedi numaralı videodaki şu bölüm diyor. O bölümü de koymuş. son derece önemli. Çünkü diyor bu bölümdeki Peker'in iddiaları üzerine bir suç duyurusu bina edildi. Şimdi o bölümü aynen Erk Acerer'in koyduğu videoyu aynen ekranlara getiriyorum. Üzerine konuşacağız. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyon'un ya oteli ya da onun bazı otel onun değil Kasinolar onun Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyordum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Ağar da bu sektörün tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun Çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya insanların dalga, aklıyla dalga geçiyor. Beş ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık öyle demiş. Lan bu beş ton kokain lan undik. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın Savcı zahmet etmesin ben yazdırayım. İlgili makama Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ile ilgili makama ulaştırılmak üzere. Şu 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 tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili Ülkemizin adı geçmekte. Geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi, belgeleri İBD olarak göndermenizi talep ederiz. Düğme. Kalk burada. Evet Sedat Peker'in 7 numaralı videosundaki bu iddialarına elbette Kutlu Adalı cinayetinde eklemek icap ediyor. Kutlu Adalı Kıbrıslı bir gazeteci ve bir takım olayların, skandalların Dosyaların üzerine korkusuzca e, gitmesi üzerine ortadan kaldırılma, öldürülme kararı veriliyor ve Türkiye'den giden bir ekip onu öldürüyor. Bununla ilgili Sedat Peker'in de e, anlatımları vardı. Yine bu cinayette Korkut Eken'in, Mehmet Ağar'ın etkili olduğu susurluk skandalıyla aynı yıl e, gerçekleşen bu olayın esasen e, Türkiye'deki e, mafya işte siyaset, bürokrasi, polis neyse üçgeninde mühim köşe taşlarından biri olduğunu anlatmıştı. O güne kadar Kutlu Adalı cinayeti hakkında bilgisi olmayanında da epeyce bilgisi olmuştu. Yine dönelim özellikle Halkın Kurtuluş Partisi'nin suç duyurusuna. Sedat Peker burada zaten tarif ediyor. Ben diyor size yazdırayım. İşte ilgili makama vesaire filan adeta dikte ediyor. Sedat Peker'in iddiaları, özellikle bu yöndeki iddiaları bugüne kadar yalanlanmadı. Ee, ve bilakis e, üzerine üzerine gittiğinden anlaşılıyor ki Sedat Peker bir bu konuları inanarak bilgiye ve belgeye dayanarak söylüyor ve Hodri Meydan diyor. HTS kayıtları orada işte baksınlar. Yani beni çürütsünler veya benim bu iddialarımın yalan olduğunu, iftira olduğunu ispat etsinler ki üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçtiği halde bu olmadı, olamadı. Niye? Çünkü zaten üzerine de gidilmedi. İşte Halkın Kurtuluş Partisi bu belgeyle onun üzerine gidiyor. Suç duyurusunda bulunmuş. Mühim olan zaten suç duyurusunda bulunmak değil. Herkes suç duyurusunda bulunabilir. Fakat suç duyurusunun ardından yargı mekanizması çalışmaya başlamış. Burada onu anlıyoruz. Suç duyurusunda şüpheliler Tayyip Erdoğan'dan başlayarak Süleyman Soylu vesaire, Sedat Peker'e kadar sıralanıyor. Orada Halil Falyalı'nın da ismi var. Halil Falyalı hayattayken e, listeye eklenmiş. Ama galiba şu anda artık o listede yok çünkü öldürüldü. E, yine e, bir takım siyasetçiler var ve o siyasetçilerin e, dokunulmazlığı olan siyasetçilerin dosyaları da ayrılmış. Dokunulmazlıkları olduğu için ama Korkut Eken'i görüyoruz, Tansu Çiller'i görüyoruz. Mehmet Ağar'ı görüyoruz. Sadık Soyluyu görüyoruz. Bunların dokunulmazlığı yok. Belli ki onlar hakkında işlem yapılabilir ve elbette uyuşturucu trafiğinin göbeğindeki Erkam Yıldırım ve babası Binali Yıldırım'ın da isimleri var. 2021 tarihli bir soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yani Sedat Peker'in belli ki videosundan sonra yapılan suç duyurusu üzerine böyle bir soruşturma dosyası tanzim edilmiş. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı almış. Fakat bu kararı alırken de arada esasen diyor bu mevzuda açık bir dosya var. Aynen okuyorum belgesini paylaşmış Erk Acarer. Yapılan araştırmada aynı konuyla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hali hazırda soruşturmanın yürütüldüğü maddi olayların aynı olması sebebiyle her iki soruşturma dosyasının birlikte görülmesinde hukuki zaruret bulunduğu anlaşılmakla filan diyor. Yani bu suç duyurusuna cevap verirken veya soruşturma evrakı incelendi deyip buna bir yazıyla mukabele ederken de halihazırda var zaten bu konuda açık bir dosya diyor. Ama o konuda detay vermediği için savcılık kendiliğinden mi harekete geçmiş? Başka bir suç duyurusu mu var? Devlet mi harekete geçmiş? Bunu bilmiyoruz. Neticede ee, bu buna kararda 11 11 2021'de verilmiş. Hemen altında tarih var. Yani 11 Kasım 2021. Ankara ee, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın peşinden gitti diyor e, Erk Acarer ve eee bu belgeleri de açtığımızda e, şunu görüyoruz. İhbarda bulunan hususlarla ilgili olarak araştırma yapılması, araştırmanın tutanağa bağlanması. 11 Nisan 2022. Yani olay devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Tarih 11 Nisan 2022. Yani birkaç ay önce. İhbarda bulunulan hususlarla ilgili olarak araştırma yapın. Araştırmayı tutanağa bağlayın. Devamla Organize Suçlar Müdürlüğüne yine aynı şekilde belirtilen gerekçeler ile işte özel soruşturma usulüne tabi haklarında aynı konuyla ilgili evrak yürütülen parlamenterler hakkında herhangi bir soruşturma işlemi ve araştırmanın yapılmaması buna mukabil müşteki vekilinin dilekçede ismen belirtmiş olduğu parlamenter olmayan diğer kişiler bakımından araştırmanın yapılması diyor. O açıdan önemli. Bu belgeler o bu belgede e, 2000 Mayıs 2022 tarihli 23 Mayıs 2022 tarihli yani bir buçuk ay önceki bir belgeden bahsediyoruz. Fakat organize şubenin yani yargının bu talimatına rağmen polis yani adaletin savcılığın bu talimatına rağmen organize şube polis 11 Nisan'dan beri top çeviriyor diyor. Yani belli ki. Polisler paniklemişler veya polisler acaba 17-25 Aralık polis, e, polislerinin başına gelen bizim de başımıza gelir mi? Tutuklanırız, cezaevine atılırız, rütbelerimiz sökülür, itibarsızlaştırılırız vesaire. Çünkü diyor Erk er Acarer dokunurlarsa iki şey olacak: Hesap kayıtları, tanıklar ve belgeler, iddiaları doğrulayacak. Evet. Her ne olursa olsun artık kayda geçen evraklar var diyor Erk Acarer bunu Sedat Peker'e de sormuş. 11 ve 12 numaralı tweetlerinde de Peker'in bu konudaki açıklamalarına yer vermiş. Aynen şöyle söylüyor Sedat Peker. Açıktır ki anlatılanlar gerçektir. Emniyet araştırma yaptığında bilgi, belge, HTS ve benzer kayıtların hemen ortaya çıkacağını biliyor. O yüzden dosyayı unutmuşlar ama daha fazla da araştırma yapmak zorunda kalacaklar. Soruşturma açacaklar, göreceksiniz. Geliyor gelmekte olan, işte geliyor gelmekte olan lafı bu. Sedat Peker'in lafı bu konuyla ilgili olarak. 11 numaralı tweette Sedat Peker'in açıklamasını da 2-3 cümleyle vermiş Erk Acer Acarer. Evet. İddiaya konu belgeler bunlar. Esasen iddia değil. Bunlar belge. Yalanlanamayacak belgeler. Tutanaklar. Başsavcılığın kendi arasındaki yazışması, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne yazılan yazı, tarihleri var, sayıları var vesaire, yalanlanamayacak, inkar edilemeyecek belgeler, mühim bir e, iddia. E, sadece e, şunu söyleyeyim, bunun üzerine çokça yorum yapılıyor. Buradan bir yere gitmez, buradan bir yere gider. Hatta şu bölümü de öne çıkararak e, üzerine konuşalım. Şu son paragrafta diyor ki şeyleri ee, ne derler parlamenter olanlara dokunulmazlık sarıyla işaretlenmiş bölüm dokunulmazlığı olanlara ayırın ama dokunulmazlığı olmayan insanlarla ilgili olarak gerekli araştırmayı yapın. Bu e, 23 bakın 11 Nisan 2022 tarihinde yazılan müzekkere ile ilgili olarak 23 Haziran 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkerenin gereğini yerine getirmekle görevli falan falan diye devam ediyor. Yani çok sıcak bu belgeler. Birkaç hafta önceki yazışmadan e, bahsediyorum bazı görüşler ileri sürülüyor. İşte işte keşke 17 25 üzerine gidilseydi. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. Buradan iki 3 şey çıkıyor. Birincisi yargıda bir mekanizma harekete geçmiş. ve bu konuları takip ediyor. Bir dosya açılmış ve bu dosya ile ilgili delil topluyor. Soruşturma yapıyor. Yazabileceği yerlere yazı yazarak bu konuda araştırmasını yapıyor ve dosyayı olgunlaştırmaya çalışıyor. Bir bu. i̇kincisi bu konudan siyasi iradenin haberi var mı? Çünkü yargıda bu konudaki her hareket veya her hareketlenme Adalet Bakanlığı'nın, sarayın vesaire ilgi, ilgili yerlerin bilgisi belgesi bilgisi dahilinde olur. Orada zaten en tepede de Tayyip Erdoğan'ın ismi yazıyor. Bu konuda herhangi bir hareket olduğunda, herhangi bir suç duyurusu, herhangi bir yazışma filan olduğunda e, ...muhakkak saray ve işte Adalet Bakanlığı çevrelerinin haberin olması icap ediyor. Bu konuda e, Adalet Bakanlığı'nın ve sarayın haberi var mı yok mu? Bunu bilmiyoruz. Eğer haberi varsa ayrı bir hikaye, haberi yoksa bambaşka bir olay. E, onlardan habersiz bu iş yürüyor manasına gelir. Ben şahsen onlardan habersiz bu işin yürüdüğünü yürüyebileceğini zannetmiyorum. Gözden kaçmış olabilir mi, önemsenmemiş olabilir mi... Onu da bilmiyorum. Ya da önemsenmiş olsa bile önlenememiş olabilir mi? Bilmiyorum. Fakat bu ortaya çıktıktan sonra muhakkak bir mekanizma devreye girip bunu önleyebilir veya akim bırakabilir veya e, bu dosyanın peşine gitmeyin ya da işte bu iş kalsın falan diyebilir veya bunu takip eden, bu yazışmaları yapan ilgililer savcılar, işte yargı mekanizmasındaki isimler, polis mekanizmasındaki isimler bu işin müdahili oldukları, bir tarafından tuttukları için bir yerden bir yere sürülebilirler. Bu da olabilir. Yani başlarına iş gelebilir. Bu olay ortaya çıktıktan sonra. Ez cümle. Yani hepsini alt alta koyduktan sonra şunu söylememe izin verin. Bir, hiçbir şey, hiçbir şeyi kapatamazsınız, hiçbir şeyi yok edemezsiniz. Eee başınızı kuma sokarsınız aynen deve kuşu gibi kendinize karanlık edersiniz dünyayı. Diğer her tarafınız açıktadır. Dolayısıyla Türkiye'de veya başka bir yerde bu tür konular buharlaşmaz. Devlet de bir yerde durur, bir mekanizma çalışır ve gerektiği zaman bunun üzerine gider ve sorumlularının canını okur. Dolayısıyla böyle. Yani hiçbir şey buharlaşmaz, hiçbir şey ortadan kaybolmaz. Yaktık, kaybettik, takipsizlik verdik, çöpe attık, yırttık, parçaladık, ortada delil bırakmadık. Falan. Böyle bir şey yok. Bir, herkes bunu aklına sokacak. İki, bugün bu konuda ilerlemek, ilerleyebilmek mevcut yargı mekanizmaları içerisinde pek mümkün görünmüyor. Pek de fazla ihtimal vermiyorum. Ama böyle bir hareket çekilmesi, yargı ile emniyet arasında böyle bir paslaşma olması bir suç duyurusu üzerine zaten açık bir dosyanın hala hazırda var olduğunun ortaya çıkması da önemli. Altı çizilecek bir konu. Bakın ülkede artık hırsızlık, ülkede yolsuzluk öyle bir noktada ki Metin Cihan günlerdir gazeteci bas bas bağırıyor. Nurettin Canikli en son şunu paylaştı. Nurettin Canikli TMSF e soygunlarını gerçekleştirmek için el konulan şirket yönetimlerine kendi yakınlarını yerleştirdi. Örneğin Koza Holding yönetimine atadığı 3 kişiyi tanıştırayım diyor. Akrabası Hanife Sarp, şoförü Fatih Salih Paşaoğlu ve danışmanı İsmail Özkaya. Evet. Hepsi zaten kapa yapılan özel durum açıklamasında ortada. Hanife İrem Sarp, Nurettin Canikli'nin danışmanı ve eşinin kuzeni, Fatih Salih Paşaoğlu, Canikli'nin şoförü ve özel kalemi, İsmail Özkaya da Dan Canikli'nin danışmanı. Böyle bir yağma düzeni. Türkiye. Böyle bir ülke. Yani yazıklar olsun. Ne diyeyim. O arada Avrupa'daki enflasyon oranlarıyla Haziran 2022 Türkiye'deki resmi of enflasyon oranları karşılaştırıldığında Türkiye'deki sefalete bakın. Birileri amuduyla götürürken malı Avrupa'da bütün oranda yani bakın yüzde beşler, dokuzlar, sekizler, yediler, altılar, beşler falan seviyesinde. Türkiye'de 78.6 o da açıklanan. Her şeyin üçe katlandığı bir ülkeden bahsediyoruz son bir yılda. Yalan söylüyorlar. Yani Türkiye'ye en yakın oranlar nedir falan diye baktığınızda işte bir Baltık ülkelerinde filan biraz 19, 20, 21'leri görüyorsunuz. Yani onun bile onu bile Türkiye mevcut resmi rakamla dörde katlamış ama gayri resmi rakamla yüzde iki yüzler derseniz kaça katladığını varın katladığını varın siz hesap edin. Avrupa'nın özellikle Orta Avrupa ve Batı Avrupa'da oranları görüyorsunuz. Beşler, altılar, yediler, sekizler mesabesinde. Sonra Cumhurbaşkanı milletimden biraz daha sabır talep ediyorum diyor. 20 yıldır ülkeyi yöneten insan söylüyor bunu. Sanki iktidara gelmiş ee, ekonomiyi düzeltmek üzere milletin umudu olarak oyları almış e, ve kolları sıvamış icraata e, soyunmuş falan yeni lider taze lider gibi yani Ayıbaba Babacan uyarmış ülke iflas ederse işimiz zorlaşacak ve iş oraya gidiyor İşte Sri Lanka'daki olay ortada halk Cumhurbaşkanlığı sarayını bastı ve Cumhurbaşkanlığında tomar tomar işte paralar falan bulundu vesaire o arada Cumhurbaşkanı bir aile bu Kocaman bir aile. Herkes bir yeri tutmuş. Ee, arkasına bakmadan kaçtığı bir ülke Sri Lanka. Sonra Tabipler Birliği kapatılmalı. Bir avuç doktor kılıklı anarşist falan diye hala milleti bölme. Hala birbirine kışkırtma çabası içerisinde olan. Bayram ziyaretinde de biz iktidar ortağı değiliz demiş MHP'liler CHP'lilere. Böyle bir devlet bahçeli. Terör sevici Pervin Bulda'nın babası öldü diyor Akit haberi verirken terör de sizsiniz, terör sevici de sizsiniz. Büyük bir kötülük var. Akit hep kötüydü, kötü olmaya devam ediyor ve öyle de gidecek yani. Evet. Sonra bir başka konu. İşte İstanbul'u sel götürmüş. Vali çizmeleri çekmiş, açıklama yapmış. Da daire içinde ortadaki vali, ortadaki daire, vali soldaki dairede İstanbul i̇l AKP il başkanı. Yani AKP il başkanının orada ne işi var? ayrı bir konu falan buna söylüyorlar ama yani vali zaten AKP valisi. Orada il başkanı olmayacak da kim olacak? Adam zaten şovunu yapıyor. Ekrem İmamoğlu o sırada tatile gitmişmiş efendim. E, tatilde olduğu için işte şey olmuş işte bayramdır tatile gitmesi doğaldır vesaire. İşte fakat sel bastı da dönecek. Yani Ekrem İmamoğlu işte bir, bir dizi tweet paylaşmış işte burada var Twitter sayfasında bakıyorsunuz diyor ki işte bayram günü ikinci saatlerinde ailemle il dışındaydım. Ee, sabaha karşı 3.30'dan itibaren yağışı takip ettim. Ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlattı filan. Yani koordine olmanızı filan beklemiyor. Yani sizin orada olmanızı bekliyor İstanbul'u. Tatilde yakalanmış olabilirsiniz ama ilk uçağa atlayıp döneceksiniz. Uçak yoksa ilk süratli bir arabayla geleceksiniz. Yurt dışındaysanız döneceksin falan. Neyse. Sonra ne oluyor işte? Bu oluyor yani. Türkiye bundan anlıyor. Türk vatandaşı bundan anlıyor. Sen ortada yoksun. Gene yoksun. Üstelik yani daha evvelde birkaç kere bu oldu. Vali çekiyor çizmeleri. Bak diyor belediye başkanı yok. Biz buradayız. İl başkanım da burada diyor. O vali yarın Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum olarak atanacak. Ya da işte o il başkanı yeni belediye başkanı olacak vesaire. o evet. Yani kabul ediyorum. Adı üstünde yani doğal afet ne zaman geleceği belli değil. Fakat yani Türkiye, Türkiye halkı bundan anlıyor. Bir afet anında senin tatilde olman ya da tatilini kesmeden devam ediyor olman falan o halka, o insanlara iyi gelmiyor ve onun üzerinden böyle propaganda yapılıyor. Evet. Dönelim İngiltere'ye. İngiltere'de 10 başbakan adayı oldu. Hemen her saat yeni biri ekleniyor. Ama şu dördü öne çıkıyor. Ee, Boris Johnson'un e, geçen hafta e, istifasının ardından e, bir iki ay içerisinde iktidardaki muhafazakar parti yeni genel başkanını seçecek. Yeni genel başkan da otomatikman başbakan olarak atanacak kraliçe tarafından. Soldan sağa eski maliye bakanı Rishi Sunak popüler dışişleri bakanı özellikle Ukrayna savaşıyla Listras, Sacit Cavit en son sağlık bakanıydı kabinede ve eski dışişleri bakanı Jeremy Hunt bir önceki başkanlık yarışında da Johnson'la beraber yarışmıştı. 10 aday, başkaları da var ama bu dördü öne çıkıyor. 10 aday milletvekilleri arasında yapılacak turların ardından ikiye düşürülecek ve o ikisi Muhafazakar Parti'de 100 bin kişi tarafından oylanacak ve biri genel başkan seçilecek. Bakalım iş nereye gidecek ama muhtemelen bu dördünden biri olacak. Ee, bakalım kim olacak? Ben de merakla, ilgiyle takip ediyorum. Kapatmadan evvel mühim bir uyarıyla kapatacağım. Bu, bu e, kolajda Covid virüsünü görüyorsunuz. Arkada eğlenen, parti yapan gençleri görüyorsunuz. Karnaval havası falan. Yani bir anda yaz geldi. Tatilciler tatile gidiyorlar. Açık hava etkinlikleri, kapalı salon etkinlikleri, tiyatrolar, müzikaller, partiler, plajlar doldu taştı. Uçaklar işte gidiyor, geliyor, gemiler vesaire. İnsanlar zaten hani kendini güzel havayı görünce dışarı atıyor falan. Ee, virüs de fena halde dolaşımda. Ee, ben geçtiğimiz hafta Covid geçirdim diye söylemiyorum. Çevremizde bunu sıklıkla görmeye başladık. Pek çok ülkede de vaka sayıları arttı. Buna katlanamayıp oksijen tedavisi veya işte destek tedavisi görmek için hastaneye yatanlar var. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verenler var. Aşıdan bahsediliyor. İşte dikkat edelim maske tekrar gelir mi falan deniyor ama Bunların çok fazla olacağını zannetmiyorum. Aşıya ulaşılabilir mi? Aşı olunabilir mi? Herkes kendi ülkesinde kıyas etsin. Fakat yani maske döner mi? Ona da çok fazla ihtimal vermiyorum. Bir biçimde insanlar yıldı ve çarkların da dönmesi gerekiyor. Virüs serbest dolaşımda hükümetlerin devletlerin de kısa vadede özellikle yaz aylarında bu konuda herhangi bir tedbir geliştirecekleri yok. Belki de doğrusu o ama bir biçimde COVID kapınızı çalarsa... Uğrarsa şaşırmayın. Son derece muhtemel. Eğer aşı olmuşsanız ihtimal ki vücudunuzun belli bir bağışıklığı var ve bunu daha hafif atlatabilirsiniz. Ama bu işin yazıkışı işi yok. Muhtemelen Temmuz-Ağustos aylarında tüm dünyada bu vakalar artarak devam edecek. Evet, böylelikle bir yayını daha toparlıyoruz. Salı günü. Tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın efendim. Tekrar hatırlatalım, manşet bundan böyle Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma Çarşamba tatil yapıyoruz. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma Türkiye saatiyle sabah saatlerinde monster ekranlarında olacak. Beğenmeyi hemen alta yorum bırakmayı abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmiyorsunuz. Hoşçakalın.